Herkese merhaba. Bugün etli firik pilavı yapıyoruz. 300 gram kuşbaş eti düdüklü tencereye aldık. İçine su dolduruyorum. Kapağını kapatıp ses çıkana kadar yüksek ateşte, ses çıkmaya başlayınca kısık ateşe alıp 1 saat pişiriyorum. Eti 1 saat pişirip ocaktan aldım. İyice havasının çıkmasını bekledikten sonra açıyorum. Etimiz kemikli olmadığı için et suyunu süzmeme gerek yok. Sadece et kullandım ama kemikli et kullanacaksanız mutlaka ince delikli bir süzgeçten suyunuzu geçirin. Sekiz su bardağı et suyunu pişirme tencereme alıyorum. Et suyunun 8 su bardağı çıkmazsa üzerine içme suyunu tamamlayıp 8 su bardağına denk getirebilirsiniz. Suyumuzu göz göz oluncaya kadar kaynatıyoruz. Suyumuz göz göz olduktan sonra 2 su bardağı kaynadığımız firike bulgurunu, 1 su bardağı pilavlık bulguru, 1 su bardağı haşlanmış nohutu, tuzu, bir miktar karabiber ilave edip karıştırıyoruz. Tuz miktarını kontrol edip üzerine ilave yapabilirsiniz. Göz göz oluncaya kadar yüksek ateşte kaynatıyoruz. Pilavımız göz göz olduktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekilene kadar pişiriyoruz. Pilavımız suyunu çekti. Kenar alıp yağımızı hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. Eriyen tereyağının üzerine kırmızı toz biber, bir miktar karabiber ilave edip karıştırıyoruz. Hazırladığımız yağı pilavın üzerine döküyoruz. Kapağını kapatıyoruz, kenara alıyoruz. Etimizi hazırlıyoruz. Etimiz için 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. 1 miktar kırmızı toz biber, 1 miktar karabiber, 1 miktar tuz ilave edip karıştırıyoruz. Ayırdığımız eti ilave edip karıştırıyoruz. Etimiz de hazır. Pilavımızı servis hazırlıyoruz. Pilavımızı karıştırıyoruz. Servis tabağına alıyoruz. Üzerine etimizi koyuyoruz. Yemeğimiz servise hazırdır. Enfes görünüyor. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize, ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.